Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz Türkiye-İsrail ticari ilişkilerinin durdurulmasının ekonomiye ve borsaya etkileri olacak. Özellikle bugün ve özellikle dün ve bugün Twitter'da ve YouTube topluluk kısmında yazdığım tweetlerin altında en çok sorulan soru buydu. Borsaya olan etkileri ne olabilir? Bununla ilgili bir video yapar mısınız sorusunu çok aldım. O yüzden de haftanın son konusunu buna ayırmak istedim. Bu konuya bakarken tabii ki ilk öncelikle ekonomik olarak da Türkiye ve İsrail arasındaki ticari ilişkiye bakacağız. Bir sunum hazırladım. Bu sunum üzerinden sizlere ilerlemeye çalışacağız. Şimdi borsa TL olarak nominal olarak yani 10.000 fiyatını geçti psikolojik olarak çok burada takılmadı. Son derece olumluydu. Alıcı isteği de fena durmuyor. Ama daha önemlisi dolar bazında önemli bir direnci de arkadaşlar devirdi. Hatırlarsanız daha önce dolar bazında böyle yeşil bayraklar koymuştuk. Birinci seviyemiz olan 312-13 dolar civarını geçmiş durumda. 313 doları geçmiş durumda. Bu da olumluydu. Ama tam geçtik böyle hafif bir kırmızı mum yaptık. Bu konular biraz borsa yatırımcısının tadını kaçırmış durumda. Şimdi konuya aslında biraz ekonomik olarak bakmak lazım. Yani önce ilişkiyi anlamak lazım. Borsanın bundan nasıl etkilendiğini sonuçta insanlar borsada yatırım yaparken şuna bakacaklar. Yani ekonomik olarak Türkiye ile İsrail arasındaki bağlantı ne? İlişki ne? Ne kadar aslında bu ilişki hacmi ve hangi sektörlerde daha fazla ilişki var? Risk almak istemeyenler de önce riskin boyutunu anlamamız lazım ki risk almak istemeyenler bu habere göre satış yapar mı yapmaz mı? Bunu böyle analiz etmek daha doğru olur. Şimdi Türkiye 9 Nisan'da 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtladığını açıklamıştı. Hatırlarsınız işte hangi ürün gruplarının tek tek paylaşılmıştı. Detaylı bir liste vardı. Daha sonra bu tabii bir takım tepkilere de yol açtı. Özellikle işte farklı alanlarda, farklı sektörlerde iş yapan ihracatçılar gümrükte mallarının beklediğini ve alternatif yollar aradıklarını söylediler. Yani şu anda gerçekten işin içinde olan varsa aramızda dinleyen, yani İsrail'e mal satması gerekiyor ama İsrail'e sokamıyor direkt. Nasıl onu sokabilir? Başka yollardan, alternatif yollardan, alternatif ülkelerden sokabilir. Muhtemelen bu şekilde yolları deneyeceklerdir, deniyorlardır. Gördüğüm kadarıyla da beyaz eşya tarafında olsun, başka ihracat sektörlerinde olsun bu yollar deneniyor. Genellikle daha önce de böyle olmuştu. Bir yandan bir grup ihracatçı şunu söylüyor. İşte biz malların bir kısmını Filistin halkına da göndereceğiz. Dolayısıyla İsrail'den geçmesi gerekiyor. Bunu yasakladığınızda böyle bir etki de olabilir. Bu da diğer konulardan bir tanesi. Ve özellikle yani gerçekten işin içinde olanlar bu ihracat kısıtını biraz eleştirmiş durumda. Ama biz işin biraz daha politik tarafını bırakıp Türkiye'nin buradan nasıl bir etkisi olabilir? İşte onlar bizle anlaşmayı ihracat durdurdu, biz ihracat durdurduk. Ama matematik olarak biz gerçekten çok büyük ihracat yapıyoruz. Şimdi Türkiye'nin arkadaşlar en çok ihracat yaptığı aslında 15 ülkeye baktığımızda İsrail 13. sırada. Yani mesela bir Almanya, işte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, yani Avrupa'nın biz aslında ihracatımızın çoğunluğunu Avrupa'ya yapıyoruz. Euro bazında yapıyoruz. Dolayısıyla mesela hangisi daha çok etkiler diye baktığınızda önem sırası daha düşük. Yani İsrail Mart ayında en çok ihracat yapılan 13. ülke olmuş. Evet 20. ülkede olabilir ama baktığımızda hani toplam payı çok düşük, yani çok yüksek bir burada oranı yok. Bu da bize şunu gösteriyor. İhracat kısmında geçtiğimiz seneye göre de azalma var. Ama genel Avrupa ülkeleri arasında İsrail'e kıyasladığımızda bir tık daha geride bir oran görüyoruz. Dolayısıyla ihracatımızı ve ihracatçımızı tabii ki bazı sektörleri, bazı şirketleri etkileyecektir ama müthiş etkileyen bir ekonomik ilişkimiz olmadığını buradan görebiliyoruz. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı, yani İsrail'e baktığınızda, İsrail'in geçmişine baktığınızda, 2023 ile 24'ü kıyasladığınızda, 2023'te İsrail ihracat bir önceki yıla göre %23 düştü.
TİM verilerine göre de 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı %21 oranında düştü. Dolayısıyla bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla düşüş oranı %28 civarında oluyor. Bu da İsrail ile olan ticaret hacminin zaten giderek düştüğünü bize gösteriyor. Hatta bu tabloya şöyle baktığımızda, yani Türkiye'nin sektör olarak ihracatına baktığımızda ki buradan şunu biraz daha iyi anlayabiliriz. Hangi sektörler daha çok etkilenir? Şimdi borsada birçok şirkete yatırım yapıyorsunuz. Bazı sektörlerde ihracat İsrail'e daha fazla olabilir. Tabii ki en çok bunu etkileyecektir. Mesela 2023 ile 2024'ü kıyasladığımızda çelik ihracatı özellikle ilk çeyrekte ciddi düşmüş durumda. Dolayısıyla mesela hangi şirketler, hangi sektörler olumsuz etkilenir? Cevabı çelik sektöründe İsrail'i iş yapan şirketler. Eğer yatırım yaptığınız şirket çelik sektöründe ise ve İsrail'e bir iş yapıyorsa bu illaki etkilenecektir. Histerik olarak yani hissel olarak çelik sektörünün en büyük etkide olması İsrail'e sizin şirketiniz direkt iş yapmasa bile çelik sektörüne bir satış getireceği için etkileyebilir. Bunu da unutmamak lazım. İkinci olarak kimya sektörüne geliyoruz. Kimya sektöründeki şirketlerin 2024'e göre payı biraz daha azalmış durumda. Ama genel olarak etkilenebilecek sektörlerden önem sırasına göre gözüküyor. Mesela otomotive baktığımızda otomotiv 2024'e göre artmış. Ama bundan sonra bu artış trendini koruyabilecek mi? Belki stoktan gönderilen birçok mal bu etkiyi yarattı. Ama özellikle otomotiv tarafında işte belki direkt otomobil ihraç etmiyoruz. Belki farklı ürün gruplarını otomotiv sektöründe ihraç ediyoruz. Muhtemelen olumsuz etkilenecek sektörlerden bir tanesi. Ama şunu unutmayın. Yani genel ticaretteki payı çok düşük. Sizin yatırım yaptığınız şirketlerde de İsrail'e yapılan ticaret hacmi belki yüzde İşte deminki raporda %5 İsrail'e yapılan ihracat payı, belki sizin şirketinizde bu oran %2. Dolayısıyla teknik olarak burada baktığınızda çok büyük etkisi olmayacağını tahmin edebiliriz. Eğer sizin şirketinizin odaklandığı ihracat pazarı %90 İsrail ise bu tabii ki çok çok olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla herkesin kendi yatırım yaptığı şirket özelinde bu bilgiye sahip olması gerekiyor ki bu şekilde etkiyi daha doğru anlamış olalım. Ama genel olarak baktığımızda en çok etkilenecek sektörler çelik, kimya, otomotiv. Arada elektrik, elektroniği çıkardım. Çünkü orada çok fazla borsada şirketimiz olmadığını söyleyebilirim. Daha sonra tekstil, mobilya ve çimento sektörleri geliyor. Bu sektörler özellikle İsrail'e yapılan ihracatta en çok etkilenecek sektörler olarak gözüküyor. Bu borsamızda histerik olarak bir satış getirmemiş gibi, en azından hani ilk tepki olarak baktığımızda yani borsada net olarak bir satış olduğunu göremiyoruz. Bence bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de biraz önce gösterdiğim grafikte saklı. Yani biz borsamız İsrail'le olan ihracatımıza baktığımızda son derece düşük bir sıralaması var. Dolayısıyla gerçek yatırımcılar şunun farkında olması lazım. Yatırım yaptığınız süre boyunca birçok siyasi risk olabilir, birçok dış ilişkilerde risk olabilir. Bunların hepsi borsa endeksini etkileyebilir, şirketlerin fiyatlarını etkileyebilir. Ama gün sonunda şirketlerin gerçekten özellikle Türk şirketlerinin bu alanda çok fazla kendilerini geliştirdiklerini, pazar anlamında da çeşitliliği sağladığını ve İsrail'e çok aşırı bağımlılık ya da belli bir işte ülkeye çok aşırı bağımlılıktan kaçtıklarını, dolayısıyla bu tarz şeylerden minimum etkilendiklerini görüyoruz. Asıl diğer ülkelerde yani İsrail dışında bu tarz bir ülkelerle olası bir yaptırım, olası işte başka bir sorunlar olursa asıl büyük problemin bu ülkelerle yapılan ticareti etkileyeceğini unutmayın. Dolayısıyla genel olarak benim İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bu şekilde olmasının borsaya çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. O yüzden de bu videoda bu konuya biraz daha ekonomik bu farkı anlatarak, ekonomik ilişkimizi anlatarak cevap vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.